Arkamdaki tabloyu görüyorsunuz, öyle değil mi? Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlarımız. Evet, tam ekran versinler. Teşekkür ediyorum. Yılmaz Erberk Apartmanı. 9 ölü. 9 iş yeri birleştirildi. Kolonlar kesildi. Dış duvarlar cam ekana çevrildi. Bela üzerimize geliyorum diyor. Yazıcıoğlu Apartmanı. Bodrum katında yapılan tadilattan dolayı sürekli su dolmaya başlandı. Bu Yazıcıoğlu Apartmanı'nın bodrum katını efendim bölmüşler. Bir kısmını kilere çevirmişler, bir kısmını depoya çevirmişler. Ve o bodrum katı sürekli su doluyor. Her yağmur yağışında su doluyor. Sular da pompa tahliyesiyle, pompayla tahliye ediliyor efendim. Dolayısıyla temel sürekli su alıyor. 11 ölü efendim. Yazıcıoğlu Apartmanı. Yılmaz Erberk Apartmanı'nı söylemiştik değil mi? Bu meşhur kolonların kesildiği salon, daha fazla dolap yerleştirelim, daha büyük yer kazanalım hesabıyla binanın taşıyıcı kolonları kesilmiş. Emre Apartmanı, 2005 depreminde çatlaklar oluştu. Ancak sözde dıştan yüzeysel olarak tamir edildi. 2005'te de bir deprem, ufak bir sarsıntı yaşamıştık İzmir'de. Bu bina tekrar hasar görmüş 2005'te. Dıştan yüzeysel olarak sıvayla, boyayla, mantolama sistemiyle de tamir edilmiş. Hiçbir şey yokmuş gibi de yola devam edilmiş. Sonuç, Emrah Apartmanı'nda 32 ölü efendim. Barış sitesinde plana uygun olmayan tadilat ve çalışmalar yapılmış. Bu meşhur Barış sitesi efendim. Yan yatan biliyorsunuz, binayı hatırlıyorsunuz fotoğraflardan, öyle mi? Öyle değil mi? 11 ölü. Doğanlar Apartmanı, 2018'de tadilat yapıldı. Sıvılaşma riski belirtilmesine karşın binanın yeniden yapılmasını ve onarılmasını sakinleri istemedi. Yüksek maliyet sebebiyle. Sonuç, 14 ölü efendim. Rıza Bey Apartmanı ise Bayraklı'da yıkılan bu 8 katlı Aydın'ın ve kurtarıldığı apartman, 91 saat sonra Aydın'ın kurtarıldığı apartman efendim. 2005 depreminde binada oturma tespit edildi. Zeminde oturma tespit edildi. 2020'de eksik malzeme nedeniyle de çöktü. Şimdi bu fotoğraf biraz ekranlarda kalabilir mi Nur, rica etsem? Bir göz gezdirir misiniz bu fotoğrafa? Biraz daha dikkatli bakar mısınız? Dün yayında söylemiştim, birçok mesaj gelmiş. Birkaç tanesinde ben mesajların çok dikkatli bir şekilde okudum. Efendim, deprem öldürmüyor. Uzmanlar dün biliyorsunuz yüksek inşaat mühendisleri ve jeoloji mühendislerini telefonla, canlı telefonla bağlantı yaptık, konuştuk. Japonya'da yaşanan depremler öldürmüyor. Tanzanya'da bile yaşanan depremler öldürmüyor. Türkiye'de yaşanan depremler öldürüyor. Neden? Deprem öldürmüyor diyor uzmanlar. Eksik, hatalı yapılan binalar öldürür. Bunu orta düzey, IQ seviyesi orta düzey olan, orta düzey zekalı her insan anlayabilir. Eksik ve hatalı yapılan binalar öldürür. Deprem öldürmez efendim. 8 şiddetinde de olsa, 9 şiddetinde de olsa deprem öldürmez. Bunun örnekleri var. Japonya'da, sosyal medyada çok fazla dolaşıyor. 7, 8, 9 şiddetinde depremlerde insanlar hayatının normal akışını bile, bırakın tedirginliği, normal akışını ve hayatının hiçbir evresinde hiçbir değişiklik olmuyor. Normal hayatlarına devam ediyorlar. Biz Türkiye'de, İzmir'de 7.0 depremle sarsıldık efendim. Bu felaketi yaşadık ve dün size söyledim. Yetkililerle 3 gün, 4 gün boyunca enkazda yayın yaptık. Yetkililerle konuştuğumda biz tabloyu çok daha kötü bekliyorduk. Çok ucuz atlattınız dediler bize. Evet, çok ucuz atlattık. 114 ölü. Dile kolay. Ve buna diyorlar ki çok ucuz atlatmışsınız. Çünkü niye? Binaları gördüler. Yapılaşmayı gördüler. Kentsel dönüşümün önemini biraz daha algılayabiliyoruz, öyle değil mi? Güzelyalı'yı görmüşler, Göztepe'yi görmüşler, Hatay'ı görmüşler, Üç kuyuları, Narlıdere'yi görmüşler, Bostanlı'yı, Mavişehir'i görmüşler. Buraları görmüş bu ekipler. Gördük diyorlar. Allah korusun. Olası bir Göztepe'de, Güzelyalı'da, faciada, bir yıkımda bu araçlarla biz oraya nasıl girebilirdik? Koca koca vinçler, koca koca araçlar. Biz oraya nasıl girebilirdik? Önce bir yol açmamız gerekiyordu. O yol açılana kadar da belli bir süre geçecekti. Bu kadar canlı depremden, bu kadar canlı insanı çıkaramayabilirdik. Allah korumuş sizi. Peki Allah koruyor bizi. Bizi yönetenler bizim için bir şeyler yapıyor mu? Bakın hala deprem paralarının 99'dan beri toplanan, biliyorsunuz 99 depreminden sonra bir deprem vergisi çıktı. Dediler ki ihtiyaçlar giderilene kadar toplayacağız bu vergiyi. Biliyorsunuz öyle değil mi? Hala devam ediyor. 99'dan bugüne kadar 21 yıldır devam ediyor vergiler alınmaya. Hatırladınız öyle değil mi? 99 depreminden sonra bu vergiler hala devam ediyor. Demek ki ihtiyaçlar hiç bitmemiş. Peki depremle ilgili neler yapıldı? Deprem toplanma merkezlerine AVM'ler yapıldı efendim. Binalar yapıldı, tesisler yapıldı. Şu an deprem toplanma merkezlerinin neresi olduğunu bile bilmiyoruz. En büyük yeşil alanlar illerde, en büyük yeşil alanlar belki de mezarlıklar oldu. Öyle değil mi? En büyük yeşil alanlar mezarlıklar oldu. İstanbul'daki fotoğrafı bir gözünüze getirir misiniz? Karacaahmet mezarlığı, İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından, şehir merkezinden bahsediyorum. Şehir merkezindeki en büyük yeşil alanlarından biri. Ne kadar acı, öyle değil mi? 99'dan bu yana deprem vergisi topluyorsunuz ve depremle ilgili ele, göze, dişe dokunur hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bir deprem yönetmeliği çıkmış. Buyurun efendim, deprem yönetmeliğinin sonucu. Kolonlar kesiliyor binalarda, yanlış malzeme, eksik malzeme kullanılıyor ve insanların canı gidiyor. Dün de söylemiştim, bir arabaya verilen değeri kendi canımıza, kendi insanımıza vermiyoruz.